Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead'in 18. bölümünde Daryl'a odaklanacağını tahmin ediyoruz. Bu bölümün özetine göre Daryl'ın Rick'in kayboluşundan sonra vahşi hayatta yaşadığını, Rick'in yasını tuttuğunu göreceğiz. Hatırlarsanız 9. sezonun 6. bölümünde Daryl'ın ormana gittiğini görmüştük. Bu bölümde orada ne yaptığını ve Rick'in ölümüyle nasıl başa çıktığını göreceğimiz bol flashbackli bir bölüm olacak. Ayrıca bu bölümde Rick hakkında çok fazla göreceğimiz ve duyacağımız bir bölüm olacak gibi duruyor. Çünkü hatırlarsanız 9. sezonda Daryl'ın üzgün olduğunu görmüştük. Daha sonra 6 yıllık bir zamanda atlama yaşadık. Bu süre zarfında Daryl hakkında hiçbir açıklama ya da Daryl'ın bu konuyla ilgili bir hikaye anlattığını görmedik. İşte artık bunu görmenin zamanı geldi. Bu bölümde Daryl'ın gerçekte Rick'in kaybıyla nasıl başa çıktığını göreceğiz. Çünkü hatırlarsanız o dönem Daryl Rick'in hala yaşadığına dair bir inancı vardı. O zamandan bu zamana kadar her ne kadar dilendirilmese de belki de hala bu inancı devam ediyor olabilir. Onun Rick hakkında en son söylediği şey Rick'in bedenine ulaşamadığı yönündeydi. Yaşadığına dair olan ihtimallerin küçük olduğunu bilmesine rağmen hala Rick'in vücudu neden bulamadığını ve eğer yaşıyorsa neden geri gelmediğini sorguluyor olabilir. Onun şu anda bilmediği önemli bir şey var. O da 200 bine yakın veya belki de daha fazla olan CRM'in varlığı. Judith ve Virgil Michonne'un Rick'in hayatta olduğuna dair ipuçlarını bulduğunu biliyorlar. Ve eğer bunu Daryl'a söylerlerse Daryl'ın Rick'in halen hayatta olabileceğine şaşırdığını göreceğiz. Zaten bununla ilgili uzun zaman önce inançları çok kuvvetliydi. Her ne kadar araya fısıldayanlar girdiği için bu inancından uzaklaşmış gibi gözükse de içinde ne düşündüğünü bilmiyorduk. Ben hala Daryl'ın Rick'in yaşadığına dair inançlarının çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bunu da bize en yakın zamanda tekrardan gösterecekler. Belki de bu yüzden Daryl Carroll spin-off'u açıklamış olabilirler. Final sezonu az kaldı ve eğer Rick'e dair böyle ipuçlarını kısa bir sürede öğrenirse topluluğu Rick'i bulmak için terk etmesi mükemmel bir zamanlama olacak. Atılan bu temel yayınlanan yeni spin-off'la beraber tamamlanmış olacak. Böylelikle Daryl'ın halen Rick'i düşünüp düşünmediğini öğreneceğiz. Rick dizinin ve Daryl'ın hayatının önemli bir parçası olduğunu bilsek de bunu Daryl'dan duymak farklı olacaktır. Ayrıca Rick ve Daryl'ın birbirine kardeşim diyecek kadar fazla olaylardan geçtiğini ve gerçek bir kardeş gibi olduklarını biliyoruz. Daha önce bize bunu göstermişlerdi. Şimdi de Daryl'ın bize Rick hakkındaki düşüncelerini ve nasıl hissettiğini gösterme şansları olacak. Rick'in yaşayabilme ihtimalini öğreneceği için Daryl'ın bu duygularını görecek olmamız çok güzel. Uzun zaman sonra Daryl'ın Rick hakkındaki düşüncelerini de duymamız heyecan verici. Rick için çok fazla mücadele etti ve cesedini bulamamıştı. Fakat tüm bunlara rağmen hala Rick'ten ümidini kesmiş değil. 18. bölümde olacağını düşündüğüm şey Daryl Rick'in o kadar geçen zamana ve olaya rağmen neden hala geri dönmediğini, eğer ki ölüp hala dönüştüyse binlerce aile rağmen işlerinde olmaması sorgulamasına sebep olabilir. Tüm bu sorgu süreci belki de Judith'in bazı ipuçlarını ona söylemesine sebep olacak. Böylelikle de son sezon için önemli bir zemin hazırlanacak. Ayrıca sadece son sezonda değil. Daryl Carroll spin-offı için de öyle. Son sezonda Rick'e ne olduğuyla alakalı önemli ipuçları almamızı sağlayabilir. Öncelikle Judith'in anlattıklarından yola çıkan Daryl daha sonrasında daha önemli ipuçlarını şöyle alabilir. Gabriel ve Negan'ın helikopter gördüğünü söylemesi, Daryl'ın Rick'i helikoptere götürdüğünü düşünmesine sebep olabilir. Ayrıca bu süre zarfında Jadis'in ortadan kaybolduğunun farkına varan Daryl, onu helikopterle kaçıran kişinin Jadis olduğunu düşünebilir. Bu bölümle beraber ortaya çıkan tüm bu ipuçları sezon bittiğinde Daryl'ın Rick'i aramaya çıkmasına sebep olup yeni spin-off'u başlatabilir. Yayınlanmasını beklediğimiz bu spin-off'un harika olacağını düşünüyorum. Çünkü Rick'i arayarak başlamaları büyük heyecan verici ve ilgi çekici olacaktır. Ayrıca bu başlangıç Rick'in filmleri içinde önemli olacak. Daryl Carroll spin-off'u, Daryl'ın Rick'i unutmaması ve bu yolda ipuçlarını toplayıp yeni bir yola çıkacak olmasını düşünmek çok heyecanlı. 18. bölümde neler olup bittiğini görmek için sabırsızım. Bakalım tüm bunlar beklediğimiz gibi gerçekleşecek mi ve böylelikle de Rick'in önemli ipuçlarının o parçalarını Daryl birleştirecek mi göreceğiz. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.